Evet, bizde bir söz var. Hakikat bin bir donda kendini gösterir. Mücadele de bin bir dondadır. Direncan bu mücadele alanında, basın alanında emek veren bir canımızdı. Özgür basın alanında çalışan bir canımızdı. Kürt ve Alevi bir kültürün içerisinden geliyordu. Doğal olarak sistemin tekçi anlayışı, ırkçı, milliyetçi, dinci, cinsiyetçi, tek mezhepçi anlayışın ötekisiydi. Hem Kürt olarak hem de Alevi olarak makbul vatandaş sınıfında değildi. Sistemin tanımladığı o makbul vatandaşın dışındaydı. Bir de üstüne üstlük haberciydi, gazeteciydi, televizyoncuydu. Ağırlıklı olarak Alevi alanında çalışıyordu. Sistemin en fazla öteki olarak kabul ettiği ve yıllardır bin bir türlü katliamı üzerinde eksik etmediği bir alanda gazetecilik yapmak, televizyonculuk yapmak zordu, kolay değildi. Yaşanan süreç hukuki bir süreç değil, direktmen siyasi bir durumdu. Yani neredeyse bundan 10 yıl önce yapmış olduğu bir haberden ya da söylemlerden kaynaklı en demokrat hak olan habercinin haber yapma, düşüncesini açıklama, düşünce ve kanaat hürriyetini belirleme. Bunlar demokrat olmanın, insan olmanın, gazeteci olmanın ilkeleridir. Ama şunu biliyoruz, özellikle tekçiliğin, baskının, otoriterizmin çok yoğun olduğu toplumlarda ve devletlerde yaşananları görünür kılma alanında görev alan gazeteci, yazar, çizerleri asla ve asla kabul etmiyorlar. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Gazeteciler öldürülmüş, zindanlara atılmış, gözaltına alınmış, katliamlara uğramış. Bu konuda da gazetecilerin zindana atılması ya da soruşturmalara tabi tutulması alanında Türkiye birinci sırada diyebiliriz. Yani ilklerdedir. İlklerdedir. Direncan'la yaklaşık 4 yıldır beraber Hak Yolu diye bir program yapıyorduk. Bu program hem güncel gelişmeler hem de gerçekten de Alevi camiasının belirli günleri, ritüelleri, erkanları, kavramları, kuramları ile ilgili güncelle sentezlenerek düzenli bir şekilde programımızı yapıyorduk. Alana çok hakim, hem teknik olarak hem de bulunduğu Alevi gazetecisi olarak, Kürt Alevi olarak alana hakimdi. Toplumda ciddi bir karşılığı vardı. Mütevazi bir insandı ve haberin peşinde koşardı. Görünmez olanı görünür kılıyordu. Programda da hem entelektüel bilgi birikiminden kaynaklı olarak canlı programlarımızı canlı yapıyorduk. Gerçekten de programın akışı boyunca sorduğu sorular, açmış olduğu çözümlemeler ve asla ve asla tekçilik değildir. Türkiye'de bütün farklı yapıların ikrar ve rızalıkla beraber bu ülkede yaşamayı kendine ilke edinen, özgürlüğü savunan, nerede bir hak mağduru varsa, nerede bir ayrımcılık varsa, nerede bir mazlumiyet varsa çok rahatlıkla kamerasını, makinesini oraya çeviren, bununla ilgili haberler yapan bir canımızdı. Doğal olarak sistemin ötekisi olarak bu kadar baskı ve zulüm altında olan bir toplumda bir şeyleri ifşa etmek, görünür kılmak, kamuoyu oluşturmak, insanların zihnindeki bu ya bu memlekette bir şey yoktur. Hayır, tam tersi. Bu kadar sorun yaşanıyor. Bunu görünür kılmak istenmez hiçbir toplumda. İsterler ki toplum baskı altına alınsın, kontrol altına alınsın, gizlilik olsun, hiçbir şey görünür olmasın. Bundan dolayı da ki toplum görmedim, duymadım, bilmedim bireylerini böyle kendine işte medya, havuz medyası denildikleri milyon dolarlık paralarla sistemin en büyük ideolojik aygıtı olan radyo televizyonlarla sistemi ayakta tutan bir durum varken Direncan bunun dışında özgür bir şekilde farkları görünür kıldı. Soruşturması asla ve asla hukuki bir durum değildir. Bunu kabul etmiyoruz. Çünkü siyasidir. Bunu biliyoruz. Farklıları görünür kıldı. Hak ihlallerini görünür kıldı. Alevi süreklerini görünür kıldı. Bütün süreklerin farklılıkların birbirlerini görmesi
hangi sistem tarafında baskı ve denetim altına alındığının farkına varması, aslında sorunlarının da ortak olduğunu görünür olması, madem sorunlar ortaksa mücadele alanının da ortak olması gerektiği konusundaki çalışmaları doğal olarak sistemi rahatsız etti. Bu yanlıştan dönülüp direncanın en demokratik hakkı olan gazeteci olma, haber yapma hakkına kavuşmasını istiyorum ve burada kendisine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Direncan ve hakikatta bu konuda peyik diyoruz. Bizim inancımızda peyik habercidir. Bir peyik. Bunu diyebiliriz. Bu tip canlar için zindan da birdir, meydan da birdir. Direncanın yanındayız.